Buyurun lütfen. Sayın Bakan, değerli bürokratlar, komisyona hoş geldiniz. Biz yatırıma karşı değiliz. Hizmete karşı değiliz. Ama yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve kamu zararına karşıyız. Söylediğimiz de bu. Şimdi konuşalım ama belgelerle konuşalım. Bakın, bu elimde gördüğünüz Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Sayıştay raporu, ancak yayınlanan rapor değil, yani sansürlenen rapor değil, Sayıştay denetçilerinin tüm tespitlerinin yer aldığı resmi taslak rapor. Bakın ne diyor? Taslak rapor diyor ki, YAP işte devlet modeliyle yaptırılan otoyol projelerinde sözleşme hükümleri değiştirildiği için devlet zarar ettirildi diyor. Hangi projeler? Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerinin dahil olduğu projeler. Acaba usule ilişkin olduğu için bir şey söylemek zorundayım. Biz burada Sayıştay'ın taslak raporlarını değil, nihai raporlarını değerlendiriyoruz. Taslak raporlar idarelere gönderildi. İdarenin görüşü soruldu. İdarenin görüşüne göre Sayıştay o taslak raporlarına ihtiyaç duyduğunda düzeltmeler yapar ve sonra nihai raporda hazırlar. O raporlar gelir bize. Taslak raporlar üzerinden tartışmalara gidersek bu işin içinden çıkamayız. Süremizi olduğu yerden tekrar başlatırız. Bu usule ilişkin bir şey. Sayıştay raporlarını değerlendiriyoruz. Sayıştay raporları derken bizim kastımız burada, bu komisyonun Sayıştay raporlarını görüşmekten kastı taslak çalışmalar değil, nihai çalışmalardır. Bunu bir komisyon başkanlarına soruyoruz. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Ben de hazır siz de pası atmışken ben de şunu sorayım. Şimdi taslak raporda geçtiği, bende belgeli olan bu konu doğru mu değil mi? Sayın Bakan'a bunu soruyorum. Kendisi konuşmasında doğru olup olmadığını söyler. Bu taslak raporda diyor ki Yavuz Sultan ve Osman Gazi köprülerinin dahil olduğu projeler, Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu projesinin işinin sözleşmesinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler şunlar. 1. Garanti ödemesi her yıl için bir defaya ikiye çıkarılarak ödeme tarihleri erkene çekilmiştir. 2. Garanti ödemesine esas geçiş ücreti ve kur güncellemesi her yıl için bir defadan ikiye çıkarılmıştır. 3. Görevli şirket lehine yapılan bu değişikliklere karşılık olarak işletme süresi kısaltılmıştır. Ancak buna rağmen kamu zararı doğmaktadır. Sayıştay'ın yaptığı hesaplamalara göre 2020 yılında, bakın Sayıştay raporu söylüyor, 2020 yılında 8,5 milyar liralık garanti ödemeleri bu 3 projede yapılan sözleşmedeki değişiklik nedeniyle ortalama 10 ay erken ödenmiştir görevli şirketlere. 2. 2020 yılında bu görevli şirketler fazladan bu sözleşme değişiklikleri nedeniyle 884.931.000 lira daha fazla gelir elde etmiştir. Ve aynı zamanda yapılan bu değişikliklere karşılık olarak kamuya devir tarihleri kısmen geriye çekilmiş olsa da 2019 ve 2020 yılı verileri dikkate alındığında bu projeler kamuya devredilene kadar geçecek sürede şirketler 2.549.982.000 lira daha fazla gelir elde edecektir. Ve raporda son kısmında ifade ediliyor. Dolayısıyla söz konusu tadiller sözleşmenin esastan sözleşmeyi bozmaktadır. İsteklilerin ihale aşamasında yarıştıkları koşulları değiştirmiştir. İstekliler arasında rekabet koşullarının sözleşme imzalandıktan sonra ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Kamu yararının zedelenmesi sonucunu doğurmuştur diyor. Şimdi bu Sayıştay'ın yazdığı rapor, resmi rapor. Geçelim ikinci konuya hemen. Bakın, bu elimde gördüğünüz Devlet Demir Yolları Teftiş Kurulu Başkanlığı raporu. Rapor ne diyor? Rapor diyor ki Ankara-İstanbul Demir Yolu Hattı
rehabilitasyon işinin ikinci kesiminde 610 milyon dolara ihaleyi alan konsorsiyum IC İçtaş, Cengiz ve 2D Çinli firma var. 730 günde işi bitiremiyor. İlave süre olarak 1922 gün daha alıyor. Aynı zamanda da 244 milyon dolar Bakanlar Kurulu kararıyla da ilave ödenek alıyor. 854 milyon doların 847 milyon doları şirketlere ödeniyor. Ancak işi bitiremedikleri için ve bitirme şartıyla ilave ödenek aldıkları için 200 milyon dolarlık iş kalemini projeden eksiltiyorlar ama paranın tümünü alıyorlar. Teftiş Kurulu Başkanlığı burada 200 milyon dolarlık yolsuzluğu bütün verileriyle, belgeleriyle açıklıyor. Soruşturma açacak mısınız? Sayın Başkan, teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Sayın Bakan, komisyonun değerli üyeleri. Sayın Bakan, Muğla ilimiz Fethiye, Seydi Kemer ilçemizin Antalya Burdur'dan Antalya illerini bağlayan D350 karayolu üzerinde bulunan Karabel mevkiinde yapılan Karabel tüneli ve bu karayolu uzun yıllardır ihale edilmiş ve bu ihale edilmesine rağmen birer ikişer kamyon, hafriyat, birer kepçe zaman zaman çalışıyor. Bir türlü bitirilemedi. Bu yol neden açılmıyor? Turizmle ilgili bu yolların açılması gerekiyor. Neden açılamadı? Bunu gerçekten merak ediyoruz. Burdur'dan Antalya üzeri gelen karayoluyla turistler buradan geçmekte sıkıntı yaşıyor ve ciddi kazalar oluyor. Seydi Kemer ve Fethiye'de yaşanan halkımız başta olmak üzere tüm Muğla halkı adına soruyorum. 2022 yılı bütçesinde tünelin yapımı için ne kadar bütçe ayıracaksınız? Yoksa 2022 yılında da bu yol yine tamamlanmayacak, kaderine mi terk edilecek? Yine aynı şekilde Muğla'da Denizli Karayolu aşağı yukarı AKP iktidara geldiğinden beri bu yol başladı. Denizli Muğla arası yol hala çalışılıyor, hala şantiyesi devam ediyor. Bir türlü bitirilemedi. Bu yol neden bitirilemiyor? Niye bitirilmiyor? Bunu gerçekten merak ediyoruz Sayın Bakan. Türk Hava Yolları'nda ciddi sıkıntılar var Sayın Bakan. Türk Hava Yolları şirketi olarak ne kadar borcu vardır? Her sene artan bu borç sürdürülebilir mi? Şirket hali hazırda batık durumda. Bu sene kullanılan kredi ne amaçla alınmıştır? Ve çoğunluğu kamu malı olan şirketin sürdürülemeyen bu borçtan kurtulabilmesi için bir planınız var mıdır? Yapılıyor mu bakanlık olarak? Türk Hava Yolları'nın kargo bölümünün satılacağı kamuoyu aydınlatılmadı. Bu yapılan açıklamalarla da duyurulmamıştır. Şirketin %8'inde oluşturulan kargo bölümü şirket karının %40'ını elde gitmesi demektir. Türk Hava Yolları'nın en karlı bölümünün ayrılarak ayrı şirketler olarak yapılandırılması amacı nedir? Bu konu hazırlanmış teknik bir analiz var mıdır? Ayrıntıları nasıl olacağının konusundaki bir teknik analizi neden duyurulmuyor? Bunlar hep konuşuluyor ve kamuoyu zarara uğratılıyor. Türk Hava Yolları'nın çoğunluk hisseleri kamuya aittir. Yangından mal kaçırır gibi kargonun apar topar ayrılmasındaki amaç yüksek kâra sahip olan bu bölümün yandaşlara satılmış mıdır? Satılma amacıyla mı ayrılmıştır? Bunu gerçekten merak ediyor Sayın Bakan. Yatağında yapılan bulvarda orası geçen yılda aynı bu ayda söyledik. Bu bulvar ölüm yolu olacak dedik. Bu karayolunu şehrin iki yakasını ayrı ayrı kentler yarattınız. Dün asfalt döktünüz. İki ay sonra asfalt kazıldı, tekrar yeniden yapıldı. Hızlıca geçen bir karayolu trafiği oluştu.
ne alt geçidi var, ne üst geçidi var. Burada trafik kazaları oluyor ve insanlar orada yaralanıyor ve bir genç çocuk da trafik kazasında öldü. Bu yatağını ikiye ayıran bu yolu alt geçidi veya üst geçidi olacak mı? Yoksa yol bu haliyle kalacak mı? Yatağında bu bulvar ölüm yolu olarak anılacak mı? Bakanlık olarak siz biz halka sorduk dediniz. Halk ne istediyse onu yaptık dediniz geçen yıl. Ama halkın hiç haberi olmadan bu yol yapıldı. Sadece yatağında siyasetçiler ne istediyse o yapıldı ve o yol şu an yatağında ölüm yolu olarak anılıyor. Bu konuda bir çalışmanız var mıdır? Var mıdır? Çalışmalarınızı burada yine halkla mı paylaşacaksınız? Yatağının siyasetçilerinizle mi paylaşacaksınız? Bunu merak ediyorum. Karabel Tüneli çok önemli. Karayolu çok önemli. Burdur Seydi Kemer. Denizli yolu çok önemli. AKP iktidarına beri çalışmalar devam ediyor. Bakın ihalelerinize göreceksiniz. Niye bitirilemedi? Gerçekten merak ediyorum. Ekrem Çelebi AK Parti grubundan, buyurun. O kadar çok sorunu var ki ben de yüksek hızlı trenle başlamak istiyorum. Malum 2012 yılında temeli atıldı 4 bakan huzurunda. 2016'da bitecek dendi. 2015'ten beri milletvekiliyim. Defalarca sordum. Her defasında farklı yanıtlar aldım. Şimdi önce şunu göstereyim. Yani hızlı trenin maketini yapmışsınız ama gerçeğini yapamadınız. Gerçeğini biz yapacağız. Ancak siz maketini yaparsınız, öyle anlaşılıyor. Şimdi sıralıyorum, tarih tarih anlatıyorum. Bakın yani bu dönemdeki önergelerimden örnek vereceğim. Şimdi Temmuz 2018'de sormuşum bu tren ne zaman bitecek, ne kadarı gerçekleşti, ne kadar para harcandı. O zamanki bakan demiş ki İşte güzergahta şöyle hatalar çıktı. Orada meyve bahçeleri vardı. Seralardan geçecekti. Göletler hasar görecekti. Proje güzergahı yanlıştı. Yeniden yapıyoruz sil baştan. Diyor ki sonunda da 2020 yılı son çeyreğinde tamamlanması ve 2021 yılında işletmeye alınması planlanmaktadır demiş 2018'de. Ama yıl 2021, 21 bitti, hala bitmedi. Yine ben Ekim 2018'de sormuşum hızlı trenle ilgili, demişim ki özellikle hani kur baskısı ile ilgili nedir ki o zamanki bakan, pardon, vali demişti ki 400 milyon çöpe gitti, proje yanlış. O zamanki ihale bedelinin tamamı ödenmesine rağmen bitmemişti. Yine o zaman verilen cevapta 2018'de %56'sı bitti deniyor. Proje 2021 yılında tamamlanacak deniyor. TL üzerinden sözleşme yapıldığı için herhangi bir sorun olmayacak deniyor. Ekim 2019'da bir daha sormuşum. Ve o zaman da yine projenin ne kadarı gerçekleşti, ne zaman bitecek artık demişim. Gerçekten Bursalılar hızlı treni beklemekten bıktı. O zaman bakan yine cevap veriyor. Diyor ki işte %72'si tamamlandı. İşte bazı oranlar veriyor falan ama Sayıştay'ın rakamlarıyla, o gerçekleşme oranlarıyla da çelişen bir cevaptı. 2020 yılının Şubat ayında yine sormuşum. Ve o zaman da sizsiniz bakan. Şimdi bugünkü sunumunuzda dediniz ki yüksek hızlı tren diye bahsettiniz Bursa'daki şeyden, trenden. %82 tamamlandı dediniz ve özellikle adına ben dikkat ettim. Bana verdiğiniz cevapta dediniz ki işte zeminle ilgili şöyle sorunlar var, böyle var. Adı dediniz yüksek standartlı demir yolu olarak tanımlandı. Adını revize etmişsiniz. Siz daha bu trenin adına karar verememişsiniz. O zaman öyle diyorsunuz. Bugün diyorsunuz ki tekrar yüksek hızlı tren. Adı nedir onu öğrenelim bari Allah aşkına. Daha sonra Temmuz 2020'de bir daha sormuşum. Ondan sonra birçok soru, 4-5 tane soru sormuşum. Siz yine cevap vermişsiniz. Demişsiniz ki 2021 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır demişsiniz. 2023 yılı içerisinde altyapı işleri tamamlanacak demişsiniz. Yüksek hızlı tren projesi de 2023 yılı içerisinde tamamlanacak demişsiniz. Ama hala bugün %82'den bahsediyorsunuz. Biraz önce Deniz Vekilimin söylediği raporlarda, Sayıştay raporlarında da daha önce 2025 yılından bahsediliyordu. Bu hızlı tren kısmı, dediğim gibi sizden umudu kestik, onu biz yapacağız inşallah Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı iktidarında. Yine Bursa'da şehir hastanesi, şehrin o kadar dışına yapıldı ki
sizin eski bakanınız Sayın Faruk Çelik bile artık dayanamadı, açıklama yaptı. 1 milyarlık hastane için 2 milyar dinliyorsunuz değil mi Sayın Bakan? Gülüyorsunuz orada ama kendi vekilinize sohbet edip, yani bu da Bursa'yı ilgilendiriyor. Bursa'yı bu kadar sahipsiz bırakmayın. Bursa hep size oy veriyor. Bu sefer vermeyecek ama bari dinleyin. 2 milyarlık yol yapıyorsunuz. Bu yol nasıl yapıldı biliyor musunuz? Önce dedi ki Büyükşehir 600 milyona bitecek ihale dedi. İhale yapıldı, iptal edildi. Bir daha ihaleye gidildi aynı firmaya 1.600'e. Bir daha iptal edildi. Bu sefer 1.900'e verildi. 2 milyara çıktı. Bir daha durduruldu. Durdurulduğu halde işler devam ediyor. Yani hukuk arkadan gelsin mantığıyla işlem yapıyorsunuz. Bursalıların parası da böyle çarçur ediliyor. Bitmeyen projelerle Bursa proje çöplüğüne dönmüş durumda. Gelelim Bursa'nın ulaştırmasına. Havaalanına. Son konu olsun. Sayın Bakanım, Bursa'ya nasıl geliyorsunuz? Uçakla değil tabii ki. Bursa 4. büyük şehir, 3. büyük ekonomi, havaalanı işlemiyor. Bursalılar İstanbul'a gitmek zorunda kalıyorlar. Herkes bir uçak parası verirken Osman Gazi'den otoyoldan geçerken bir uçak parası daha veriyor Bursalılar. Teşekkür ediyorum. Bursalılar bütün dünyaya ihracat yapıyor. İş insanları kendi ülkesindeki bir başka şehre uçakla gidemiyor diyorum. Saygılar diyorum. Şimdi İbrahim Aydın, AK Parti grubundan. Buyurun İbrahim. Buyurun. Ben de görüşlerimi paylaşacağım. Evet, aslında baktığımız zaman günün ilk saatlerine itibaren ve genel olarak da bütçe tartışmalarında en tartışmalı bakanlık bütçesini görüşüyoruz. Çünkü baktığımız zaman gerek köy yatırımları, gerekse önemli projelerin ve çok yüksek, bugün de bütün konuşmalarda dile getirildi, çok yüksek maliyetli, kamuya maliyeti açısından, halka maliyeti yükü açısından en yüksek maliyetli projeleri tartışıyoruz. Bunların şeffaflığı, maliyeti, gerçekten siz bugün tasarruf oranlarını sunumunuza bahsettiniz. Özellikle dikkatimi çekti. Ama maliyeti noktasında özellikle döviz kurunun kontrol edilemez yükselişi karşısında bu projelerin kamuya maliyeti ne olacak, halka yükü ne kadar olacak? Ve yapılan çalışmalar elbette burada bir sanki muhalefetin bu projelere, bu çalışmalara, bu yollara, bu köprülere bir karşı duruşu gibi bir süreç, sanki böyle bir algı var. Böyle bir durum yok. Bu çalışmalar işte o kadar çok yapmışız ki dedi bir milletvekilimiz İktidar Partisi'nden. Evet, bunlar yapılmış ama bunların bir hesap verilmesi gerekiyor. Bunların maliyetinin sorgulanması gerekiyor. Geçiş ücretleri var Sayın Bakan. Bu vatandaşların, halkın en çok itiraz ettikleri konu bu konu. Ya bunlar neden bu kadar yüksek maliyetli? 2024 yılında başa baş noktası ve 2025'ten sonra bir gelir süreci olduğunu söylediniz. Peki bundan sonra bu geçiş ücretleri ne olacak? Bir güncelleme olacak mı? Düşecek mi? Sıfırlanacak mı? Neticede bunlar halkın yüklendiği, borçlandığı, devletin çok yüksek mali yük altına girdi ki bu döviz kurunu düşündüğümüz zaman Sayın Yavuz Yılmaz, birçok hatip bugün bu muazzam rakamlar telaffuz ettiler. Türkiye'nin içine bulunduğu ekonomik koşullara dikkate alırsak bu süreci nasıl ne öngörüyorsunuz bu süreçte? 2024 sonrası bu geçiş ücretlerine ne olacak? Bir İstanbul milletvekili ve bir akademisyen olarak da Kanal İstanbul projesi üzerine değinmek istiyorum. Çünkü siz bugün bu projenin akademik anlamda da değerlendirildiğini ve birçok akademisyenin burada olumlu bir görüşü söylediniz. Yalnız bu projeyi ilk biz 2011 yılında duyduk ve o dönemin başbakanı, biz bu şehre ihanet ettik, bundan sonra sorumluyum diyen bir başbakan ve bir çılgın proje açıkladı. Ama baktığımız zaman bu projenin ve bir akademik bir çalışma yapıldı, bir çalıştay. Ben de dikkatlice o çalıştayı gidip takip ettim. Bir akademisyen grubu vardı. Yine orada da akademisyenler tartıştı. Ve bu projenin yapılacağı alanda İstanbul'da ciddi su kaynakları, orman alanları, meralar, tarım alanları, yeşil alanlar, deprem riski, doğal kaynaklar, denizler, ulusal stratejik güvenlik, trafik sorunu, nüfus hareketleri ve küresel ısınma sorunu karşısında ciddi, gerçekten riskler olduğunu bilimsel olarak bize açıkladılar. Ve biz bunlara dikkatle dinledik. Özellikle tatlı su kaynakları, Trakya'ya kadar, tarım alanları konusunda ciddi bir süreç. Nüfus yoğunluğu, İstanbul'da şu an en ciddi sorun Sayın Bakan, nüfus yoğunluğu ve artan trafik keşmekeşi. Bunlara baktığımız zaman projenin maliyetinin 20 milyar dolara aştığını söyleniyor. Bu ekonomik koşullarda bu nasıl olacak? Bu projenin, bu
çevresel maliyetleri ne olacak? Yani ekonomik maliyeti, bir de çevresel ve sosyal toplumsal maliyeti. Bir ÇED raporu var. Ya bu proje sadece bir ÇED raporuna indirgenebilir mi? Ya bir ÇED raporuyla ki ÇED raporu olumlu bir süreçten bahsediyor ama bu gerçekten ciddi değerlendirmesi gerekiyor. Bir deprem sorunu ve deprem riski varken ve bizim muazzam derecede bu milyar dolarların telaffuz edilen bugünkü rakamları İstanbul açısından, sadece İstanbul açısından söylüyorum, gerçekten kenti depreme hazırlığı noktasında ciddi kaynak ayırmamız gerekirken biz bu proje bizim şimdi temel önceliğimiz mi? Bunu ben sormak istiyorum. Özellikle de gemi trafiğinden bugün bahsettiniz. Özellikle verilerinize siz bahsettiniz ama şöyle bir veri de var. Yani ne diyorsunuz? Bu gemi trafiğinde bir düşüş oldu. Yani 2018 yılında bir düşüş, 2006-2018 yılları arasında yıllık gemi sayısı %24 bir azalmadan da bahsediliyor. Yani bu gerçek anlamda nedir bu durum? Yani bu mu tek, ya da tek gerekçesi bu mu yani? Buradaki gemi sayısının trafik yoğunluğu mu tek gerekçe bu projeye? Biliyorum, evet tamamlayacağım. UKAME sorunu var Sayın Bakan. Yani bu nasıl bir durumdur? Yani bir yerel yönetimle bir kamu otoritesi halka hizmet noktasında bu kadar çatışabilir mi? Yani bir rakip olarak görebilir mi? İşte bir harfe takılıyorsunuz. İşte bir UKAME'de yapı değiştiriliyor. Ya bu zaten daha ciddi yerel yönetimlerin halka hizmet etmesi noktasında yani yasalar değiştiriliyor, yönetmelik değiştiriliyor. Bunu dikkatinize sunmak istiyorum ben. Akılcı ve ortak aklı geliştirmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum. AK Parti Grubu'ndan Sayın Salih Çoray'a. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan ve Ulaştırma Bakanlığı'nın değerli bürokratları, hepinize merhaba. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Bakan, Kapıkule Halkalı hızlı tren yolu malumunuz devam ediyor. Alpullu sel felaketi nedeniyle Alpullu'nun 280 tane evinin zemin katlarının tamamı sular altında kaldı. 22 Şubat'ta Koloni İnşaat'ın bu derenin kenarındaki seddeleri yıkarak oraya bir servis yolu açması nedeniyle yağmurların hızlı bir şekilde gelmesinden kaynaklanan derenin yatağındaki suyun dışarıya taşması sebebiyle 280 tane evin zemin katlarının tamamı su altında kaldı ve insanlarımız 20 milyon zarara uğradılar. Devlet bu vatandaşın bu zararını kendi yaptığı hatadan dolayı karşılamak zorunda Sayın Bakan. Kolun firmasının sizce bir şey var mıdır, yok mudur? O sizin bileceğiniz iş ama devletin bunu mutlaka üstlenmesi lazım ve insanlarımızın bu zararını tazmin etmesi lazım. Kırklareli demir yolu hala çalışmıyor Sayın Bakan. Bu konuda bir çalışmanız var mıdır? Onu öğrenmek istiyorum. Çorlu hava alanında Türk Hava Yolları tamamen çekildi Sayın Bakan. Burasını Pegasus'a bıraktınız. Pegasus da hangi uçağı boşta kalırsa oraya gönderiyor. Ne saati belli, ne zamanı belli, ne günü belli. Halbuki burada daha önce Türk Hava Yolları her salı sabah erkenden geliyordu ve perşembe akşamı geç saatlerde dönüyordu. Herkes ne yaptığını biliyordu, nasıl ulaşacağını da biliyordu. Bu konuda da sizden bilgi istiyorum. Yüksek hızlı tren ulaşımı en kısa ve en hızlı olmadığı yere yatırım gitmez Sayın Bakan. Onun için bizim doğu illerimizde, Güneydoğu illerimizde, İç Anadolu illerimizde ve Ege bölgemizde, Akdeniz bölgemize hızlı trenin mutlaka gitmesi lazım. Gitmesi lazım ki oradan batıya olan göçlerin bir şekilde önlenmesi lazım. Erzurum bu konuda çok şikayetçi. Sivas hakeza aynı şekilde bize hızlı tren lazım ama Konya'ya yapıyorlar diye şikayetleri var Sayın Bakanım. Değerli arkadaşlar, 250 kilometre sürat yapan yüksek hızlı trenimiz var diye övünüp duruyoruz. İngiltere bugün 1050 kilometre sürat yapan çok hızlı treni Amerika Birleşik Devletleri Nevada şehrinde şu anda inşa ediyor. Uçaktan daha hızlı giden bir tren biliyorsunuz. Fanus içinde gidiyor Sayın Bakan. Şu anda inşaat halindeler. Onun için bu konuda da biraz dikkatli olmanızı sizden rica edeceğim. En ucuz taşımacılığı bıraktık Sayın Bakan. En ucuz taşımacılık olan demir yolları taşımacılığını, deniz yolları taşımacılığını bıraktık. Karayolları taşımacılığında biz liderlik yapıyoruz. Ama Antalya'dan 1,5 liraya alınan portakalı bizim mutfağımıza
10 liraya 15 liraya getiriyoruz. Bu konuda da dikkatli olmanızı ben özellikle rica edeceğim. Kamu özel sektör konusunda arkadaşlarımız burada defalarca konuştular. Değerli arkadaşlar, kamu özel sektör veyahut da yap işler devlet modeline mal bulmuş magribi gibi sarıldınız. Bunu Osmanlı daha önceden denedi. Hicaz demir yolu böyle yaptı. Osmanlı bu demir yolları gibi fuzuli harcamalarla, kendisini sürekli olarak kemiren harcamalarla batmıştır. O demir yolundan gerek bal gönderen, gerek insan gönderen firmalar veyahut da şahıslar sürekli olarak her metre gittiklerinde yabancılara para ödediler. Cumhuriyetten sonra bunların her birini kuruş kuruş parasını vererek ödedik de devletleştirdik ve kurtardık vatandaşımızı yabancılara para ödemekten. Bunun gibi daha birçok konularımız var. Özellikle kendi bölgemde D100 E5 karayolunda Sayın Bakan Çorlu ile Lüleburgaz arasında bir işkence oldu oradaki ulaşım. Özellikle fabrikaların servis anlamında sürekli olarak kazalar, sürekli olarak sıkışıklıktan beklemeler. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bitiriyorum. Ayrıca Lüleburgaz, Hayrabolu, Keşan yolu tekil bir yol. Bu yolun mutlaka duble yola çevrilmesi lazım. Çünkü bu yol sürekli olarak yine inişli yokuşlu olduğundan dolayı köy yollarında buraya girdiğinden dolayı hiç fark etmeden kaza oluyor Sayın Bakan. Onun için buraya da bir el atmanızı özellikle sizden rica ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Şimdi size şimdiye kadar daha çok yaptıklarınızdan kaynaklı hukuki ve fiili sorumluluklarınız hatırlatılmaya çalışıldı zannedersem. Ben onlarla ilgilenmeyeceğim. Ben daha çok yapmadığınız ve yaptırmadıklarınızla ilgili sorumluluğunuzu hatırlatma yoluna gireceğim. Kanal İstanbul falan, ben İstanbul milletvekiliyim, ona da girmeyeceğim. Çünkü o romantik projeniz sizin. Ne yapabilirsiniz? Ne yapmaya siyasi ömrünüz yeter. O yüzden onunla zaman kaybetmeyeceğim. Arkadaşlarımız yeterince eleştirmiştirler o konuyu. Sayın Bakanım, 1998 yılında İstanbul'un nüfusunun ne kadar olduğunu bilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bürokraside görevler yaptınız. 1998 yılındaki İstanbul nüfusuna esaslı taksi sayısı kadar taksiyle İstanbul'u bir rezilliğe muhatap ediyorsunuz. Nüfusu iki katını geçti. Neredeyse sizin yanlış politikalarınızla 20 milyonu bulacak İstanbul'un nüfusu. O sayıdaki taksi sayısıyla beraber İstanbul halkına bir kepazeliği yaşatıyorsunuz. Kişi başına düşen taksi sayısı dünyanın bütün metropollerinin altında. Bekleme süreleri oluşturuyorsunuz, bölgesel yoğunlaşmaya neden oluyorsunuz, işletme verimsizliğine neden oluyorsunuz. Belli saatlerde taksi bulamayan İstanbul halkının herhalde bedduasını alıyorsunuzdur. Bilmiyorum. Allah kimseye beddua ettirmesin ama dünyanın birçok şehrinde taksi işletmeleri o şehrin otoritesi tarafından belirleniyor. Sizin İBB'de bürokrat olarak, Sayın Bakanım dinleyecek misiniz? Dinleyin lütfen. İBB'de bürokrat olarak çalıştığınız dönemde de otorite sizdiniz. Ne zaman ki İstanbul'dan eliniz eteğiniz çektirildi, ne zaman ki İstanbul'u yeni bir otorite idare etme durumuna geldi, başka yollara sapmaya başladınız. Var olan yönetmeliği 2020 yılı başında, 2006'dan beri geçerli olan yönetmeliği değiştirdiniz. İçine bir takım isimler yerleştirdiniz. Alakasız. 4 tane bakanlığın, TCDD'nin, şunun bunun, afet koordinasyon falanın görevlilerini. Niye? İstanbul Büyükşehir Belediyesi doğru kararlar alamasın diye. Ne yapıyorsunuz bununla beraber? Orada robot elleriniz var Sayın Bakan. Onların başına da bir tane bürokrat tayin ettiniz. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir insanı aldınız bakanlığınızın bünyesine, nefreti, kini kussun diye orada o tetikçi elleri kaldıracak şekilde orada Erkete gibi elini göstersin diye yerleştirdiniz. Bu insanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın 10. kezdir getirdiği taksi artırma talebini reddediyor. İstanbul halkını bir şekilde öyle bir yaşam biçimine mahkum ediyorsunuz ki tek nedeni İstanbul'a nefrettir. Tek nedeni İstanbul'da taksi plakalarının rant çetesidir. Yaptığınız bu işle beraber taksi plakalarının olağanüstü fahiş fiyatlarla kiralanmasına neden oluyorsunuz. Sigortasız ve iş güvencesiz
şoförlerin çalıştırılmasına neden oluyorsunuz. İstanbul halkının risk altında şoförlerin olumsuz davranışlarına muhatap olmasına neden oluyorsunuz. Hem şoförleri hem İstanbul halkını kötü bir yaşamla baş başa bırakıyorsunuz. Ne hakkınız var buna sizin ya? Ne hakkınız var? Yerleştirdiğiniz çetenin buna ne hakkı var? İstanbul'u İstanbullular yönetecek. Boş verin. Böyle bir hakkınız yok. İstanbul'u İstanbullular yönetecek. İstanbul'u seçilmiş benim. İstanbul'u İstanbullular yönetecek. Elinizi çekin. Oynama. Oynatma ellerini. Elini çek. İstanbul'dan elini çek. Terbiyesiz sensin. İade ediyorum sana. Burnunu sokma İstanbul'a. Sokamazsın. Elini kırarız. Bu doğru mu değil mi göstereceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı. Bu sorunu çözümsüz bırakanlardan hesap soracağını söyledi. İstanbul milletvekili olarak bu hesabı ben de soracağım. Terbiyesiz dedi. Terbiyesiz iade ediyorum ona. Terbiyesiz dedin, terbiyesiz sensin. Utanmaz. Elini çek İstanbul'dan. Elini sıkıştırırız İstanbul'a. Göreceksin. Göreceksin. O taksiler girecek İstanbul'a. Seyredeceksin. Ayıbı kendisi yapıyor. Ben İstanbul'dan seçildim geldim. Hangi hakla konuşuyor? Seçildim geldim. Halkın rezil olması nedeni. Kime dedim? Bürokratlarına dedim. Bürokratlarına dedim. Bürokratlarına dedim. Bürokratları, tetikçileri. İstanbul'un karar organı nedir? Meclisi değil mi? Meclis değil buradaki, bilmiyorsunuz. 5 tane bürokratı dayamış, İstanbul'u kitlemiş. Çek elini be, çek elini. Elini çek. Sen otur. Oturacaksın. Terbiyesiz ya. Allah'tan rahmet diliyorum ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Sayın Bakanım, malumunuz Ulaştırma Bakanlığı'nda alınan ihaleler bir seferde bitmiyor. İşte Bursa'da da bunu gördük. Daha önce Halkalı Sirkeci Halkalı hattındaki ihalede de bunu gördük. Önce ihale 879 milyon gibi bir rakama 863 milyona veriliyor. Bitmiyor. Bir kısım işler yapılıyor. Bu sefer 1 milyon 40 bin lira gibi bir rakama ihale ediyor. Yine bitmiyor. Sonrasında 1.394.460.173 euroya iş bitiriliyor. Yani burada da işi bitiren ihaleye daha fazla teklif verdiği için elenen Cengiz İnşaat. Yani işi yabancı firma da alsa, başkası da alsa alt taşeron vasfıyla yine Cengiz İnşaat işi yapmış oluyor. Bunu nereden öğrendik? Bir gün kaza oldu Florya'da. Gittik baktık. Florya'da kaza, ihaleyi alan başka bir firma, işi yapan Cengiz Colin Kalyon, her zaman olduğu gibi. Ve arada çıkan fark da 352 milyon euro. Yani 4 milyar 430 milyon lira bugünün parasıyla. Yani bu ihalelerin defalarca tekrarlanması ve euro bazında her seferinde artması üstesinden gelmeniz gereken bir sorun. Yine bir başka sorun var. Sabiha Gökçen Havalimanı metro inşaatı ile ilgili olarak orada NATM tünel kazısı Umbrella Arch yapılmasıyla ilgili bir iş var. Bu işte 3.04 birim fiyatta verilen şey 3.380 birim fiyatta bitmiş durumda. Yani 1111 katına bitmiş. Toplamda ne rakam olarak 114 milyon 75 bin liraya bitmiş. Yani bu kadar 1111 kat fark olacak kadar hesapsız mıdır bu ihaleyi yapanlar? Bu kadar ek ödeme nasıl çıkıyor? 2.3 milyara mal olan Osman Gazi Köprüsü 13 milyar, yani 6-7 kata bu milletin sırtına
yük olacak. Yani bu kadar gelecek kuşaklara yük bırakacağız. Biliyorsunuz 1. Boğaziçi Köprüsü 21.774.283 dolara mal olmuştu. Yani Osman Gazi Köprüsü öyle, Yavuz Sultan Selim Köprüsü öyle ve bugün bir Osman Gazi Köprüsü'nden 236 liraya bir ambulans geçiyor. Yani ambulanslardan dahi ücret alınıyor. Çünkü orası deniyor ki kendi yurdunda yabancısın, senin değil orası deniyor. Ve bunu da Sağlık Bakanlığı bir ara bunlarla ilgili HGS uygulaması başlattı ama bunda da sıkıntılar var. Başka ambulanslar, belediye ambulansları, diğer ambulanslar buradan geçerken bu parayı ödemek zorunda kalıyorlar. Bu neye mal oluyor? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçemediği için birinci, ikinci köprüden geçen bir hasta daha geçen kırklar elinden koşuyor hastanesine giderken 2-2,5 saat gecikti. Daha aort damarı parçalanan, patlayan diseksiyon dediğimiz hastalığa maruz kalan bir hasta 2-3 saat gecikmek durumunda kaldı. Yani ülkemizdeki kendi köprülerimizden ambulanslarımızı bile geçiremez olduk. Deprem konusunda İstanbul'da kanalla birlikte bir ada oluşuyor ve oraya ulaşım artık gittikçe zorlaşacak. İnsanların, bu adada kalanların yaşam standardı da bozulmuş olacak. Kanal İstanbul, Marmara Denizi'nin çürümesi demek. Müsilaj bunun bir uyarısıydı. Oranın çürük yumurta gibi kokması demek. Buna engel olmak gerekiyor. Kanal İstanbul'a ne harcayacak paramız var ne de Marmara Denizi'ni katletmeye hakkımız var. Oğuz Ardasel maalesef tren kazasında kaybettiğimiz bir evladımız ve orada gelen çalışanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları çalışanları şunu dedi, %85'i oradaki menfezden daha kötü dedi. Bu menfezleri kontrol ediyor musunuz? İstanbul'un taksi sorunu çok fazlasıyla artık insanların canını yakmaya başladı. Bu bir İstanbullu olarak ben de bizzat yaşadığım bir sorun. Bu konunun siyasi polemik konusu değil, artık bir eziyete dönüştü. Bunun çözülmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum.